Evet arkadaşlar merhaba ben Kamil Tamer Gündüz, tamergunduz.net'ten. Bugün size ASP.NET'te bir web sitesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle masaüstümüze bir klasör açıyoruz. Ve ben bu klasörü açtım. İçine bu dosyaları oluşturuyoruz. Bu dosyaları oluşturduktan sonra stil klasörünün içine yeni bir metin belgesi oluşturup ismini stil nokta ASP.x olarak değiştir. Yok yanlış oldu. Stil nokta CSS olarak değiştiriyoruz. Daha sonra programımıza geliyoruz. New website. Buradan ASP.NET Empty New Web Site seçiyoruz. Buradan masa üstünden klasörümüzü seçiyoruz. Web sitesi klasörümüzü. Open diyoruz. Open. Buradan ok diyerek projemizi başlatıyoruz. Projemiz açıldı. Şimdi projemize eklememiz gerekenleri ekleyelim. Buradan add new item. Buradan bir master page ekliyoruz. Adını site master olarak değiştirip web sitemizin içerisine ekliyoruz. Daha sonra tekrar add new item diyerek bir web form ekliyoruz. Bu sefer select master page onun tikini koyuyoruz ve buradan site master'ı seçiyoruz. Şimdi ilk olarak ekleyeceklerimiz hazır. Biz şimdi küçük küçük web sitemizin şeyini oluşturmaya başlayalım. Site master'ımızı öncelikle şuradan yenileyebiliriz. Yenilediğimiz zaman dosyalarımız gelmedi. Ha, buraya kaydolmuş. Şunları alalım. Şuranın içerisine bakalım. Burayı yenilediğimiz zaman geliyor. Evet. Şu stil dosyasını alıp title'ın altına bağlıyoruz. Title'ımıza da web sitemizin ismini yazıyoruz. Evet. Öncelikle bir ufak bir div yapalım. Arkadaşlar bu taglar içinde divleri açıyoruz. Bu şekilde. Div'e bir ID verelim. Panel olsun. Kaydedelim bunu. Stil dosyasını kod düzenleme bölümünde açalım. Buraya öncelikle bir body verelim. Sitemizin oynamaması, kaymaması için. Body'ye margin 0 piksel olarak veriyoruz ve arka planımız oynanacak. ID yazdığımız zaman DS koyuyoruz. Class yazdığımız zaman nokta. Yani ID yazdığımızda bunu kullanacağız. Class yazdığımızda bunu kullanacağız. Biz ID yazdık şimdi. Panel olarak bunu kullanıyoruz. Panelin içine width 1000 piksel, height
600 piksel background color red. Başka ne yapabiliriz? Başka şimdi bir şey yok. Bunu böyle bir kaydediyoruz ve projemizin ilk görünümüyle bir test ediyoruz. İşte bakın, sitemiz geldi. Hatta şöyle. Gördüğümüz gibi web sitemiz dünyaya hello dedi. Merhaba dedi. Şimdi diğer aşamalarla devam edelim. Burası bizim sitemizin taşıyıcı, yani ana divi. Bu divi biz kendimiz oynatmayacağız. Kendisi büyüyüp küçülecek. Onun için heyetine out veriyoruz. Ve şu anda görünmeyecektir. Ha, küçük göründü. Yani biz buraya bir şey ekledikçe bu aşağıya doğru genişleyecek. Bu bizim için daha iyi bir şey olacak. V'de 1000 piksel verdik. Geriye kalan 366 piksel kaldı. 183 piksel sağdan boşluk verelim. Ortalamamız için. Margin left 183 piksel. Neden 183 piksel? 366'nın yarısı olduğu için. Bakın, sitemiz gayet düzenli bir şekilde ortalandı. Sağdan 183, soldan da 183 boşluğumuz ayarlandı. Ve sitemizin divlerimizin kaymaması için de float komutunu left yaparsak sitemizde kayma yaşamayız. Şimdi bir div, panel divimizin içine bir logo divi oluşturalım. Bunu class yapalım. Logo. Evet. Kaydedelim. Ve buraya gelelim. Class için nokta kullanıyoruz. Oradakinin aynısını buraya yazmamız gerekiyor. Değilse komutlarımız asla çalışmaz. Logonun tabanındaki div olacağı için, yani en üstteki div olacağı için sizlerde farklı olabilir. Ben bunu width'ine yine 1000 pikselimi veriyorum. Height'ine 45 piksel veriyorum. Background color'ına aqua veriyorum. Sağdan soldan boşluğumuz olmayacak. Zaten panel divimizin içinde olduğu için tam ortalanmış halde gelecek. Biz yine de full out'ına left verelim ve bir testimizi yapalım. İşte gördüğünüz gibi logomuzun altı da hazır. Panel divi nerede diye soracaksınız. Panel divi bu şu anki aqua renginin altında. Yani biz ne kadar dosya eklersek o panel divi aşağıya doğru genişleyecek. Ne aşağıya kayma, ne yağ sağa sola kayma. Yani bizim web sitemizi tamamıyla 1000 pikselin içinde tutarak bize ideal bir görünüm sağlayacak. Şimdi şuradan devam edelim. Logomuzu da yaptığımıza göre logomuzun altına bir menü divi oluşturalım. Bu da menü alt olsun. Menü olacak. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Kaydedelim. Şunu
sonra kopyalayabiliriz. Çok fazla bir değişikliği yok çünkü. Sadece rengini green yaptım ben. Bir de menünün büyüklüğü o kadar olmayacak. 25 piksel. Ah, bir de unutuyordum. Margin top, yani yukarıdan bir 15 piksel boşluğumuzu koyalım. Evet, yeniliyoruz. Bakın ne güzel geldi. Ama menü dibimizi biraz küçük yapmışız. Şunu 35 piksel yapalım. İdeal olur belki. Ha, şu anda güzel. Gördüğünüz gibi panel dibimiz en arkada bizi duruyor. Yani burada bize gözüküyor. İstersek şu yukarıya, yani şu tarayıcının bittiği kısmın hemen altına güzel ve şık görünmesi için bir div koyabiliriz. Gerek olduğunu sanmıyorum ama yani şıklığı açısından güzel olabilir. Onu da şurada panel divinin hemen dışına, buraya bir div oluşturuyorsunuz. İsmine buna ID vereceğiz, bu yukarıda olduğu için. ID üst diyebilirsiniz buna. Buraya gelip panel alabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Paneli alıp, bu panelden yukarıda olduğu için panelin üzerine yapıştırabilirsiniz. İsmine Ust, height'ine bir 10 piksel, buna da out verirsiniz. Güzel bir görüntü olur. Sitemiz kaydı şu anda. Şundan olabilir. İşte bakın ondanmış. Bu buraya bağlı geliyor. Neden bağlı geldi bu buraya? Ha, bağlı gelmedi. Margin left'ine 183 piksel verdiğimiz için, işte dediğim gibi bu şekilde bir görüntü elde edebilirsiniz. Yani yukarıda güzel, hoş bir çizgi web sitenin başlangıcında. Orayı da daha da genişletip oraya da bir menü koyabilirsiniz. O sizin düşüncenize kalmış bir şey. Şimdi isterseniz web sitemizin yapımına devam edelim. Dursun, şu üst divi burada dursun. Sıkıntısı yok. Bizim için bir zararı yok. Menü divinin altına bir div daha oluşturuyoruz. Adına slider divi diyoruz. Slider divi. Slider. Buraya geliyoruz. Menü alt. Yani bizim için bunlar bir kaynak kod gibi oluyor. Yukarıdaki kodlar. Alta doğru alabilirsiniz yukarıdaki kodları. Bunu 300 piksel olarak ayarlıyoruz. Bunu da rengini verelim. Bakın zaten hemen direkt bu menü altın ismini değiştirelim. Bunlara aynı olmasına dikkat edin. Bak, aynı olmamasına dikkat edin bunları. Şimdi sayfamızı yenileyelim. İşte slider divimiz de sarı bir şekilde buraya geldi. Şu panelin rengini ben bir kapatayım. Böyle daha iyi belli olacak. İşte bakın, bu şekilde daha iyi belli oldu. Burası menü divimiz. Burası üstteki logo divimiz. Burası slider divimiz. Şimdi buranın altına bu tarafa bir kategoriler tarafı, bu tarafa da bir ana sayfa içerik divi oluşturalım.
Onları oluşturmadan önce içerik divini default, yani bizim default'umuza koyacağız içerik divini. Onun için şuraya bir şey divi oluşturalım. Footer divi oluşturalım. Div ID'sine footer verelim. Stile gelelim. Paneli kopyalayabiliriz yine. Yapıştıralım. Width'ine out veriyoruz. Height'ine ilk başta bir 100 piksel verelim. Bunu silelim ve yukarıdan 10 piksel bir boşluk verelim. Kaydedelim. Çalıştıralım. Ha şu. Şunu değiştirmeyi unuttuk. Tekrar kaydedelim. Çalıştırdığımız takdirde bir şey gelmedi. Şunu yanlış yere mi yapıştırdık? Diyeceğim. Hızı burada çıktı. Biz bir renk verelim buna. Ama bir renk verelim. Buraya geliyor ama neden buraya geliyor? Anlayamadım. Şunu silersek bu sefer de buraya geldi. Yukarıya çıktı. Böyle bazen aksilikler yaşanabiliyor ama denemeler yaparak en uygun şekildesini bulacağız. Acaba şurada panel divinin right'ına versek Brighton'a 183 vererek işimizi kurtarmış olduk.
Divin yukarı kaymaması lazım. Ama şuraya bir şey verelim. 1345 ismi kaydedelim. Evet, şu anda oldu gibi. Şu anda oldu. Altında bir boşluk oluştu. Boşluk neden oluştu? Çözmüş değilim. Footer, alt taraftaki footer'ımız da hazır. Şimdi default'a girelim ve içeriğimizi oluşturalım. Ama ondan önce şuraya stil dosyamızı tekrardan bağlıyoruz ve şuradan içerik divimizi yazmaya devam ediyoruz. Div ID'sine içerik veriyoruz. Stil dosyasına geliyoruz. Şuradan alalım şunu. İçerik VT 1000 piksel. Height de out olsun. Yani genişlesin aşağıya. İş yapıldıkça genişlesin aşağıya. Evet. Evet. Şunu şuradan değiştirelim. F5 yapalım. İşte şuraya divimiz geldi. Şu anda içinde hiçbir şey olmadığı için gözükmüyor ama biz bir iki harf yazalım şuraya. Şu an gözükür. Onun içinde bir margin left'ine margin left'ine 83 piksel gördüğünüz gibi içerik divimizde oturması gereken yere oturdu. Bu şekilde bir web sitesinin temel arka planını oluşturmuş olduk. Şimdi biraz da olsa içini doldurmaya başlayalım. Öncelikle şu şekilde yapalım. Bir logo bulalım.
boyut, biz girelim. 200'e 45 45 piksel bir logo bulalım. İşte 200'e 45 logolar önümüze geldi. Şunu %45 şunu kullanalım arkadaşlar. Masa üstünden web sitesi 1 klasörünü buluyoruz. Image içine logo DNG olarak kaydediyoruz. Şimdi logomuzun altına geliyoruz. Buraya. Logo altın içine bir div daha oluşturuyoruz. Bunun adı da yine class. Bunun adı da aynen logo oluyor. Kaydedelim bunu. Logo altı alalım. Altına kaydedelim. Bunun width'ini 200 piksel zaten kalın. 45 piksel. Buraya da background image, yani logomuzu alamasınlar. En alttan URL'yi seçiyoruz. İçine bir yazı yazıp siliyoruz. Ve şuna tıklıyoruz. Image klasöründen, ha şurayı yenilemeyi unuttum. Image klasöründen logo png'yi seçiyoruz. Ve sayfamızı yeniliyoruz. İşte logomuz tam da istediğimiz yere oturdu. Yani çok istediğimiz yere oturdu yani. Şimdi logo alt divinin altından aqua'yı, şu iki aqua'yı silebiliriz. Kaydedelim ve sitemizin daha güzel ve daha hoş durduğunu böylelikle görmüş olduk. Şimdi bir şey indirelim. Nedir? Bir tane menü indirelim. Onun için de Google'a CSS menü yazarsınız. Şurada menü maker var. Benim genellikle kullandığım. Şuradan bir güzel menü alalım. Logom sayfamıza uygun. Şuna bir bakalım. Buradan indiriyoruz bunu. Bunu alıp masa üstüne atalım. CSS menü olarak karşımıza geldi. Buradan bunu Notepad ile açıyoruz. Sizde Notepad yoksa indirip kurmanızı tavsiye ederim. Dosyanın içine koyarım ben şeyi. Notepad'in kurulumunu dosyanın içine atarım ben, oradan kurabilirsiniz. Şimdi site master'daki menü divimizin içine gelip buraya yapıştırıyoruz bunu. CTRL-KD yaparsanız kodlarınız düzenlenir. Yani bir taraf orada bir tarafı burada olmaz. Kodlarınız düzgün bir şekilde sıralanmış olur. En iyisi de o şekilde, yani düzenli çalışmak için en iyisi de o. CTRL-KD bunları arka arkaya basarsanız güzel bir sonuç alırsınız. Şimdi şuradaki klasörün içindeki stil dosyasını kopyalıyoruz. Kendi web site dosyamızın içindeki web sitesinde dosyasının içindeki stil klasörünün içerisine yapıştırıyoruz. Geliyoruz burayı.
Yeniliyoruz. Bu buraya gelmiş. Evet. Şimdi site master'a geliyoruz. Default'a site master'a geliyoruz. Bunun altına bir enter yapıp aynı şekilde bunu da buraya atıyoruz. Yeniliyoruz sayfamızı. İşte gördüğünüz gibi menümüz yerine oturdu. Rengine bir bakalım. Renk değiştirmeye bakalım. Sitemizin genel rengi kırmızı. Üzerine gelince yine kırmızı olsun. İşte üzerine gelince sitemiz tam sitemizin rengine uygun bir renk. Üzerine gelince kırmızı olması. Buradan altında bir çizgi var. Onu bulmak için geri aldım şu renk kodundan. Şimdi eski, yani yeni düzenlediğimiz hale şuradan aramadan işte border bottom altındaki rengi bu yap demiş. Biz bunu siliyoruz. Biz kırmızı yapacağız bunu. Evet, kaydedelim. Ve işte altındaki renk de kırmızı rengini aldı. Menüyü düzenlemeyi göstereyim. Menüyü düzenlemek çok kolay. Buradan ana sayfa kırmızıda ürünler. Şimdi tabii siz daha fazla menü ekleyebilirsiniz. Menünüz daha fazladır. Ben gösterme amaçlı bu kadar bir menü ekledim. Yani siz daha fazla menüler ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi menüleri ekleyebilirsiniz daha fazla. Şimdi bir de slider bulalım. Mansup Crack 2 hocamızın sürekli aldığı bir yer. Buradan demosa tıklıyoruz. Getting Starting. Buradan şeyler alacağız. Slider'ın tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Onun için böyle biraz açacağım. Tamam, slider'ımızı bulduk. İşte bunu kullanacağız arkadaşlar. Bu slider'ın buradaki kodunu alıyoruz. Kendi slider divimizin içerisine yapıştırıyoruz. Oradan bunları kapatalım artık. Bunlara gerek kalmadı. İlk önce açtığımız Getting Starting klasörünün içindeki şu dosyaları, bakın şu dosyaları adresine gidiyoruz. Farklı kaydet. Web site dosyamızın içindeki sprint'in içine kaydediyoruz. Sırasına dikkat edeceğiz. Alttaki alta, üstteki üste gelecek. Değilse kodlarımız çalışmaz. Bunu da aynı şekilde kaydediyoruz. Default ASP'ye geliyoruz. Burayı yeniliyoruz. Alttaki şunu alta atıyoruz. Bunu da üste atıyoruz. Kaydediyoruz. Bir şey unuttuk.
slider'ı almadık. Yine aynı onu da yeniliyoruz. Açılabilir bazen böyle de sıkıntısı yok. Site master'ın içindeki buraya atıyoruz. Kaydediyoruz ve 5 yapıyoruz. İşte slider'ımızın geldiğini görmek mümkün. Boyutlarını ayarlayalım. Slider'ın CSS'nin içindeki bu width, bunlar bize yaramayacak. Bunları siliyoruz. Ve width'ine 1000 piksel veriyoruz. Oradan height'ine, bizim orası ne kadardı? 300 pikseldi. Height'ine 300 piksel veriyoruz. Biz 1000'e 300 resimler bulalım, bir iki tane. Web sitesindeki resimler klasörünün içine yeni bir klasör oluşturuyoruz. Buna slider adını veriyoruz. Slider. Buna 1 diyoruz. Bine 300 resimler olsun ki uğraşmayalım. 2 JPEG. JPEG. Ve 4 JPEG şeklinde. Şimdi default'a gelelim. Site master'a gelelim. Site master'ın içindeki slider resimlerini silelim. Burayı yenileyelim. Ve bizim slider resimlerimizi nereden silmiştik onları? Clash Playground. Şuraya arka arkaya atıyoruz. Dört. Kaydedelim. Çalıştıralım. İşte sliderimiz tamamen mükemmel bir şekilde yerine oturdu. Şimdi içeriğimizi hafif hafif oluşturmaya başlayabiliriz. Şu anda tam tamına 40 dakika oldu. Biraz ara vermeyelim de şuradan bir oluşturacaktık. İçerik dibimizin içini oluşturacaktık. Site master'la genel olarak şu anda işimiz bitti. Sitemizin genel görüntüsünü ortaya çıkardık. Sitemiz için başka bir şey, içeriğimizi oluşturacağız şimdi. Bunun için de önce bir şu içerik dibinin içine bir div daha oluşturalım. Hatta iki div oluşturacağız buraya klas olarak. Div klas.
Fatih kategori. Bu yan taraftaki kategori tarafı olacak. Enter'a basıyoruz. Buraya da içerik. İçerik alt ismini veriyoruz. Şimdi stil dosyalarımızı yazalım. Şu slider'ı kapatabiliriz. Kaydedelim. Şu içerik kodlarını alıyoruz. Buraya nokta kategori diyoruz. Ortası 1000 pikseldi. Buraya 400 piksel yapıyoruz. Yine out olsun. 10 piksel. Bunun rengi red olsun. Left boşluk olmasın sağından. Kaydedelim bir bakalım nasıl oldu, nereye oturdu. Buraya geldi de şu anda içinde yazı olmadığı için göremiyoruz. İçine ufak bir şey yazalım. Kaydedelim. İşte gördüğünüz gibi buraya oturdu. Daha bu div olmadığı için, bu divin div olmadığı için şu anda orada boş, başı boş bir şekilde duruyor. Bu kategori divimiz. Aslında şöyle yapalım. Bu şekilde daha iyi anlaşılır. Kategori divini yaptık. İçerik alt divi yapılmadı. Şimdi içerik alt divini yapalım. Şuradan yine bunu kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Bunun adına içerik alt diyorum. Bunun pikseline 600 piksel diyorum. Buna margin left, on piksel ekliyorum. Buradan da 580 piksel veriyorum ki anlaşılsın. Şimdi işte direkt olarak geldi zaten. İçerik alt divi de hazır. Bir kategori menüsü indirelim. Buradan bir kategori menüsü indirelim. Yine aynı CSS menü diyerek arayabilirsiniz. Buradaki menünün birini alabilirsiniz. Drop down, yani yukarıdan aşağıya vertikal yan taraftan olanlar diyor. Hangisini alalım? Bize yakın olan kırmızı bu. Biz bunu alalım. Bakın burada da göstermiş zaten nasıl olacağını. Yine indiriyoruz bunu. Mouse üstünü alıyoruz. İçindekini, hayırdır, buraya CSS ismini atmıştık ya biraz önce. O bizim geldi. Ha, notepad kullanıyor ya. Sıkıntı yok. Yerinde. Ya bir zorluk çıkaracak illa. Şuraya şunun içine attım. Siz masaüstüne atabilirsiniz yine. Şu split dosyasını bizim klasörümüzün içindeki split klasörünün içine atıyoruz. Oradan daha sonra
şuradaki stylus. Bunu alıyoruz. Adını değiştirelim. Stylus. Stylus tire. Yan. Menu olarak. Şimdi atalım böyle. Bu da böyle daha iyi. Buradaki dosyaları da IMG'nin içine atalım. Şöyle. Bunu da Notepad'de açalım. Şuradaki div'den buradaki div'e kadar alıyoruz. Şunu silip yapıştırıyoruz. Bak dediğim gibi yine CTRL KD yaparsanız mükemmel bir şekilde oturur. Burayı yeniliyoruz. Buraya attığımız önce menü yan bunu koyuyoruz buraya. Altına da split dosyasını ekliyoruz. Şuradan yan menüye girelim. Ctrl F. Resimleri IMG klasörünün içine attığımız için biz burada bizim için sıkıntı olacak. Biz de direkt kendimiz burada bir düzenleme yapalım dedim. Şu anda tamam herhalde. Tamam. Kaydedelim. Büyük ihtimal görünecek. F5 yapalım. Kaydetmemişiz. Tekrardan F5 yapalım. Karıştı. Yani C yapalım. Kaydedelim. Milyon. Yapıştıralım şöyle. Bayağı bir çok. Şunu kopyalayalım. Yavaş yavaş değiştirmeye başlayalım şunları. CSS menü içindeki CSS menü isimleri aynı olduğu için bizim de menülerimiz birbiriyle karıştı. Onun için biz de buradaki CSS menüyü CSS menü 2 olarak değiştiriyoruz. Siz de bunu yaparsınız. Tabii menüler farklı yerdense, yani menüler aynı yerden değilse, buraların birbirini tutma ihtimali daha az. Onun için siz de böyle bir durumla karşılaşırsanız mutlaka bunu yapabilirsiniz. Şu anda geldi ama imaj dosyalarımız gelmedi. Allah Allah.
kodlarda da bir aksaklık var diyeceğim ama kodlarda bir aksaklık yok. Buradaki neydi? İnsanlar patern kalıyor. Allah Allah. İmages. Şuradan da pattern ekleyelim. Ctrl yapalım. Hala çalışmadı. Neden çalışmadığını biz de bilmiyoruz şu anda. Ben de bilmiyorum açıkçası. Split'in içinde acaba bir şurada CSS menü 2 şuradaki tarafları değiştirmemişiz. Burada bir C# kodu var da. Kaydedelim. F5 yapalım, yenileyelim. İşte menümüz açılır halini aldı. Uzun rafta sonunda. İşte size dediğim out yapmıştık ya heyetini. Panelin heyetini out yapmıştık ya. İşte bunun için böyle aşağıya doğru bakın hoş bir görüntü. Hem sitenin alt tarafı genişliyor. Hem de sizin düzeniniz bozulmuyor. Şuradan 300 yapsak. Bunların içimiz kalmadı artık. Default. Şuradan kategoriyi 300 yapsak. 300. Şuna da 680 desek. F5 yapalım. İşte böyle. Böyle daha iyi. Büyütebilecek miyiz? Menüyü büyüttük. Tamam. Tam 300 piksel şeklinde oldu menümüz. Buraya kadar videomuzu çektik. 54 dakika video çekmişiz şu anda. Bir saatte bırakacağım. Bir saatten sonrasını da büyük ihtimal yarın yani Cuma gün yayınlayacağım. Bugün bayağı bir iş yaptık yani ana sayfa tasarımını bayağı bir elege ettik. Bayağı bir geçirdik. Ana sayfa tasarımını yaptık bayağı. Kategori. İçeriğimizde ana sayfa içeriğimizde ne olacak? Ben buraya bir yazı düşünüyorum. Siz ne isterseniz yapabilirsiniz. Ürünler koyabilirsiniz. Ben bir hakkımızda yazısı koyacağım oraya. Örnek olarak koyduğum için sıkıntı yok. Ben bunu kullanayım.
İçerik alt dibinin içine P'lerin arasına mı yapsak, bir div oluştursak mı burada? Buna da ayrı bir div oluşturalım. Aşağıya getirelim. Bu yazıyı o divin içine yapıştıralım. Nasıl görünecek şuradan bakalım. Evet, şu anda biçimsiz bir yazı tiplemesi görüyoruz. Onun için de şuraya gelelim, stile, içerik alt dibinin içine font, oradakini kapatmamışız, font family, benim daha çok kullandığım Mining Pro var, font size 16 piksel, color, color da öyle siyah olarak dursun. Zaten altını sileceğimiz için işte bakın sitemizin yazısı gayet düzgün bir şekilde geldi. Biz de şu renkleri kaldıralım artık şuradan. Kaybettik mi? Kaybetmişiz. F5 yapalım. İşte sitemiz şu anda genel olarak çok iyi duruyor. İster şey hem şeyleriyle olsun, slider'ıyla olsun, menüsüyle olsun, gayet şık bir sitemiz var. Bugünlük bayağı bir yaptık. Şimdi bir şey göstereyim size. Default'un içine ürün eklemeyi göstereyim. Şuraya bir div açmıştık hatırlayacaksınız. Bu div kapandığı yerden bir div daha açalım. Bunlar ara divler. Yani ürünlerin dışına koymak için. Buranın içine bir div daha oluşturacağız. Kutu diye. Kutu divi. Evet. Kutu divi oluşturuyoruz buraya bir. Önce tabii ID. Ya bunu class yapalım. Birçok şey vereceğimiz için. Class. Kutu. Kaydediyoruz. Stile geliyoruz. Ve buraya nokta kutu oluşturuyoruz. İçine geliyoruz. Şimdi oraya ürün koyacağımız için kaça kaç bir ürün koyacağımız önemli. Bir ürün resmi bulalım. %100 cep telefonu diyelim. Arama araçlarından boyutumuzu yine bizim boyutumuza, yani kendi istediğimiz boyuta getirelim. %100 işte. %100 bu şekilde oluyor. Yani kendimiz nasıl bir fotoğraf koyacaksak o şekilde bir boyut gireceğiz şeye. 200x200 fazla büyük değil. Gayet normal. Image klasörünün içine yeni diyelim. Buraya klasöre ürün resim, buranın içine bir iki
4 şeklinde bir fotoğraflarımızı kaydedelim. Dördüncü resmimizi de kaydettik. Şimdi kutumuzu oluşturmaya başlayalım. Fotoğrafımız 200x200'dü, yani yandan ve üstten 200 piksel. Vitini sitemizin vitini 200 piksel yapıyoruz. Height'ini 450 piksel. Float'ını yukarıya koymamışız yine. Float'ını left yapıyoruz. Margin left sağdan 15 piksel boşluk bırakıyoruz. Kaydediyoruz. Buraya geliyoruz, kutunun içine. İlk resmimizi atıyoruz. Bir. Bu slider'dı. Yeniliyoruz tekrardan burayı. Ürün resimlerden birinciyi alıp buraya atıyoruz. Ve altına paragraf girdiğimiz olan P etiketini açıyoruz. Ve içine bunları yazıyoruz. Şimdi bir göz gezdirelim nasıl olmuş, hatalı yerleri varsa düzeltelim. Gayet de tam oturmuş. Yani çok iyi de oturmasa güzel de, yani durmuş. Şöyle P1, bu da P2'miz olsun. Şöyle kutunun içindeki kutu içerisindeki P, bunun background color'ını diye işareti yapalım, seçelim. Şöyle açığa yakın bir şeyler seçiyoruz. Kaydediyoruz. Kutu içerisindeki H4'e de ne kadro veriyoruz. Ama bununkini biraz gri tonlarda veriyoruz, kaydediyoruz, test ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi ikisi de gelmiş oldu. Şey yapalım. C kutu. Bu sefer H4 değil de hover, yani üzerine gelince rengi değişsin. Şöyle
bakarsın. Güzel olacak bakalım. Durmadı bunu. Bunun şeyini de düşürelim bir. Kutunun yüksekliğini 350 değil de 300 piksel olarak. Bu şekilde daha iyi. Marjinini de biraz fazlalaştıralım. Şunu kopyalıyorum arkadaşlar. 2, 3. 3 tane ürünümüzü ekledik. 4 tane. İşte bu şekilde 4 tane ürünümüz arka arkaya gelmiş oldu. Hatta 2 tane daha ekleyelim. 6 olsun. Tamam. Şu şekilde 6 tane ürün eklemiş olduk. Ben size temel bir sitenin tasarımları nasıl yapılıyor. Yani hocanın verdiği projede tasarımlar nasıl yapılacak onları gösteriyorum. Siz kendinize göre, kendi sitenize göre sayfanızı dizayn edebilirsiniz. Bugünlük biraz bir şeyler ekledik, yani bayağı bir şeyler ekledik. Bayağı bir çalışma yaptık. Öbür videoda ana sayfa tasarımımız hemen hemen bitti. Öbür videoda hakkımızda ürünler, iletişim sayfaları, bunları yapacağız. Üçüncü videoda da veri tabanı bağlantılarını yapacağız. Üçüncü videomuzda hafta sonu çekeceğim videodur. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.